Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hop. Dersimizin mevzusunu mu buldun? Sağ ol mu bana? Kup mu? İhtimal. Mezhep meselesi uşu Abu Hafs Kebir rahimahullah davrları da ictimai yani siyasi mavzular köprak yani bortup çıkan cihatı bugün. Keyinçelik mezhepini şekillendiriş, keyingi avlatını birlikte saklap kalışlık için mezhepki urgu verilgen. Mezhepini ahamiyeti başıda hamma urgu verilgen mesele bu megen. Fakat o meydanda yani her kim özünü madrasasını teşkil kılarak uşa madrasanı tanqidi var, onunla nisbeten doğru yondaşu var, onu kabul kılış var, kabul kımaslık masalası da tartışıyorlar bu yürgen pey. Hanefilikki cüdü köp tanqidler buluş akıbeti de meydanda turabilgeni için uzatlar bizde mavaran nahrige kelim. Hanefilikin usulünü ortaya koygenden keyin halk kurdu ki Hanefilik mezhebi bilen ümmet birliğini saklay aladı. Bitti mezhep olsa, yani makul boladı. Adamlarda cancal topulan bu miydi? Ulamalar, katta katta ulamalar halkını, yani o zara birbirleri bilen kilişu asasıda yaşaşları da en doğru yol sıfatı koyuşken. Bundan taşkarı siyasetten bunge urgu birgen keyinçelik. Siyasi topalallarda, siyasi cancallarda devletin siyasetini kolge kritiyetken adam uşa siyasi devlet başkaruğu da harbi küçüke, iktisadi tarafke, çigaralarını himayesi, adamların içtimai meseleleri, içi de ideologiyanı ham tallegen. Hammasi tallegen. İdeologiyanı tallegen. Mesela Umavilerinin barçası ilacı barıçı ulamalarını uzun umavilerinin halifelerinin akseriyeti muhaddis muhaddisler hadis meselesi de adli adamlarmaz biz hazır hazır soruşturup görmemiz de ona kamaz bu peyttekiler muhaddis bugün o şey Abu Zur'an'ı bulsa gerek bir halife bilen barıp yaplaşken de haybatlandım degen. Katta oğlum odan halifeden haybatlangan. Nimasidan? Muhaddisligidan. Bitta masalan savol bergandi, cevap verdim. Yana savol berdi, cevap verdim. Keyin meni ketqizvordi. Keyingi safar kelganimda yana bir savol berdi. Nasab bo'yicha, nasab ilmi bo'yicha mana shu halifadan ustuni yo'q edi davrda. Shuning uchun meni mot qilish uchun nasabdan savol berdi. Nasabdan ham cevap berdim. Keyin 11 Abbasilerin halifelerden. Doğru mu? Bu İslam devletleri kengeyip sebepli. Cüde katta meydanlı egelle var geldiği sebepli. Başkarudan kıynelip bakın. Kanaka başkaramız degen. Küçü itibar bu mu yaptı? Bu yağı Hıtay'a çekerisi var gen. Bu yağı Mavaran'ın ahir dünyanın Afrika hemen yokunu İslam yapıp koygen pey. Başkarış gereken de onu. Zakatlar qanday yig'iladi, qanday taqsim qilinadi, harbiy kuch qanday nazorat qilinadi, juda katta ish bu. Keyin majbur bo'lgan, u paytda o'sha 716 vafotlarda 8-chi. 8-chi asr demak. O'sha asr. Bu milodiy bu. Hijriy, demak 200-chi yillar, 200 milodning bor ekan. 1949-1993 İkinci asır. İkinci yüzyıllık. Uşa davurlarda. Kiyin o, uşa kitap bilen davlat başkarovu asallaşken. Kiyin kursan bugün.
Aytgan ki endi degan tibbiy masalalarda saroyning tibbiyoti kerak. Saroyda tibbiy masalalarga kim javob beradi? Surishtirib Ibn Mosavayh degan nasroniy odamni zamonasidan kuchli odam ekan, olib kelgan. Tabib masalalarda, tibbiyot masalasida saroyni bosh hakimi qilib qo'ygan. Beruniyni, Xorazmiyni, Farg'oniyni Baytul Hikmaga shular chaqirgan. Xat yozgan. Masalan, Xorazmga xat yozgan. Kim ichingizda iqtidorli, ilmli odam bo'lsa, uni yo'lkirasini kelib bu yerga yetib kelishligini ko'tarasiz voliyga. Yetib kelsin degan. Odamlar oqib borgan, oqib. Odam Amerikaga green card o'ynayapti-yu, u paytda Bag'dodga green card o'ynashgan. Oqqan. Nimaga? Ibn Mosavay masalan bitta kitobni tarjima qilsa, og'irligida tillo bergan, tillo. U paytda unaqa mazhab, mazhabiy bahslar birinchi planda emas. Janjal to'polon yo'q, hamma diniga amal qiladi, biladi, aksari muhaddis. Masala davlat boshqaruviga aloqador. Qanday boshqaramiz? O'sha boshqaruvda mazhab kerakmi? Ha, kerak. Qaysini tanlaymiz? Hanafiylarning usuli yoqyapti. Bo'ldi, shuni bosamiz deshgan ketgan shu bilan. Davlatlar qabul qilganligi uchun Ibn Abu Hafs Kabir albatta o'sha masalalarda mutaxassis sifatida, ya'ni murojaat qilinadigan shaxslar, Alloh rahmat qilsin. Lekin siyosat buni qo'yib bergan. Buni qo'yib bergan narsa siyosat. Siyosat kuch bermaguncha hech bitta ideologiya rivojlanmaydi. Usmoniy xilofati ham o'zining xalifalik sistemasiga Hanafiylikni fiqhda, aqidada Maturidiylikni asos qilib olgan. Madrasalar hammasi ikkita usulni o'qitgan. Fiqhda Hanafiylikni o'qitgan, aqidada Maturidiylikni o'qitgan. Boshlang'ich madrasalarda. O'shaning uchun Usmoniy xilofatiga ideologik jihatdan hujum qilish imkoniyati yo'q. Qilsa usuli bor, javob beradi. Javob qaytaradi, ularga o'zini haddini bildiradi. Endi Shofiylar ham bo'lgan, masalan, Toshkent yaqin-yaqingacha ham aksarlar Shofiy bo'lgan. Diniy idora Ziyoviddinxon Boboxon hazratlari, Shamsiddin Boboxon hazratlari, bular Shofiy mazhabida bo'lishgan, Alloh rahmat qilsin. Mazhabi Shofiy bo'lgan, bular arab o'lkalarida ta'lim olib kelgan odamlar. U joyda Shofiylikni o'qishgan. Bizda ilmiy baza dahriy tuzumdan chiqib kelganligimiz uchun ma'lum bir doirada qolib ketgani sababli xalq yarhamukalloh ishim. Xalq boshqa mazhablarni dushman ko'zi bilan qaraydigan bo'lib qoldi. Aslida unaqa emas. Shofiylar ahli sunna, Malikiylar ahli sunna, Hanbaliylar Hanafi ahli sunna hammasi. Faqat bu mamlakatdagi odamlarni bir xil masalada ixtilofga ko'p tushmasdan amal qilishi uchun bitta mazhabni tanlash ma'qul ko'rilgan. Hech bitta matn yo'q, bitta mazhabni aslan bitta mazhabda bo'lish shart degan gap yo'q. Aslan shunaqa. Zaruratan bizga bitta mazhabda bo'lishni shart qilinadi, zaruratan. Buni o'rtasida farqlar bor. Ilmiy istiloh bu. A shart emas ekan deb xohlaganini qilib ketishga ham haqqi yo'q. Bu zaruratan islom ummatini birligini himoya qiladi. Mazhablar birlikni himoya qiladi. Shuning uchun buni o'rtaga qo'yilgan. Xo'p. Mutawatir hadis bilan yoki Qur'on bilan ta'rif qilingan nasl ibodatlari. Shuning inkor qilsa kufr bo'ladimi? Mutawatirligini inkor qilsa kufr bo'ladi. Amal o'zi emas. Amalning dalolati bor. Mutawatir subuti mutawatirda, lekin dalolati zonniy bo'lishi mumkin. Matnlarni kategoriyalarida qat'iy subut, qat'iy dalala bor. Dalolati ham qat'iy bo'lishi kerak. O'sha dalolatni inkor qilsa, qat'iy subut bo'lsa kofir bo'ladi. Masalan, huzur uni yaxtajiblak. Ha, bo'lyapti. Lekin endi bo'lsa ham. Ha. Endi shular shu Masalan, al-amru tufidul vujub bu qoida bu. Buyruq vojibga dalolat qiladi. Har doimmi? Agar qarina yonida qarina topilsa, o'sha vojibdan tushiradi pastga uni. Ud'uni astajib lakumda
qat'iy dalolat bitta ma'noda bor. Nima? Faqat va faqat menga duo qilinglar ma'nosi bor. To'g'rimi? Faqat va faqat menga duo qiling. Allohdan boshqaga duo qilish dindan chiqaradi odamni. Duo ibodat bu. Allohga duo qilinadi, tamam. Lekin har doim duo qilish vojibmi desa, yuqoridagi qoidaga tushmaydi bu. Kulu va shirobu va la tusrifuga tushadi bu. Yeyinglar, ichinglar, buyruq bu ham. Lekin yeyish, ichish vojibmi? Vojib emas, muboh. Lekin amr baribir buyruqqa, vojibga ifoda qilish kerak edi. Kulu va shirobuni ham vojib jihati bormi desa, ulamolar bor deydi. Qachon bo'ladi? Ular holatga kelgan odam yeyish shart, vojib bo'ladi. Chanqoqdan ular holatga kelgan odam hattoki harom ichimlikni ham ichishi vojib bo'ladi. Nimaga? Kulu va shirobu deyapti Alloh taolo. Buyruq vojibga dalolat qiladi o'sha o'rinda. Bu oyatning o'sha bir jihati bor vojibga dalolat qiladi, lekin umumiy ma'noda nima? Muboh. Inkor qilsa kofir bo'lishligi nimani inkor qilishligiga bog'liq. Qat'iyatlarni inkor qilish insonni dindan chiqaradi. Qat'iyatlar, qat'iyatlar jumlasi bor. Subuti qat'i, dalolati qat'i. Subuti qat'i, dalolati qat'i narsani inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Endi qat'iyatlar nimadan iborat? İlmi yakından ibaret. İlmi yakın ne miydi? Haberinin %100 hakikat ekenliği ilmi yakın burada. Haber malumatlarını kabul kılıçlığımızda kategoriyalar var. %100 hakikat bulsa, bunu ne dediğimiz? İlmi yakın dediğimiz. %100 hakikat o. İlmi yakın o. O bilen akide sabit buladı. O bilen haram halal sabit buladı. O bilen farz sabit buladı. Onu inkar kıyan adam dinden çıkadı. Qat'iy bu. U ilmi yaqin nima bilan sabit bo'ladi? Dalolati qat'iy, subuti qat'iy matn bilan sabit bo'ladi. Qat'iyat bilan sabit bo'ladi. 99 bo'lsa ham ilmi yaqin emas u. İlmi yaqinga yetmagan, shakdan yuqori bo'lgan, 50 dan yuqori bo'lgan informatsiya bahosi zonniy deyiladi. Ana uni zonniyatini inkor qilgan odam kofir bo'lmaydi. Aqli bid'at bo'lishi mumkin yoki fosiq bo'ladi. Şunlarla gel. Bundan aldığım şu hakta ders kıldık da yani tekrar işlese bu da sohbet değil var. Hop. Gel mesela. O hobi ile ilgili sohbet selefinin harfleri bu birinci sabah. İkincisi de üç sefardan beri gördüğümüz damarlarla namazın önüne böyle yaptı. Havariciler gelen, yoksa muhtezilerle nomlu, Ahl-i Sünnet cemaatindeki oğlumla bir gel. Hozir mana soxta salafiylar deyilyapti, ba'zilarda salafiylar deb ham gapirilyapti. Nima uchun ular o'zlariga nom berilgan nom bilan biz atayamiz degan savol. Masalan, biz masjidda ham mana salafiylar mana bunaqa deb yomon gapirib turib, lekin salaf solih olimlarimiz mana bunday degan narsada tushuncha har xil qolyapti. Shuning uchun nima uchun ularni aytayotgan iddialarini bizdan olib, mana shular salafiylar degan narsani aytamiz. Yaxshi. O'zi salafiylik bilan vahobiylik o'rtasida nima farq bor? Bularga bu nomlarni ahli sunna qo'ymagan, o'zi qo'yib olgan-ku. Umumiy ma'noda shu savol. To'g'ri. Vahobiylik degan masalani aslan o'zlariga o'zlari qo'yib olmagan. Buni o'sha Raddul Muhtarını, Durrul Muhtarını sahipleri kitaplarda yazışken. İmam Haskefiler yazgen. İbn-i Abidin bunu haşiyesinde keltirgen. Zamanımızın havariçleri Abdülvahabiler degen. O kişi koygen. Yani Abdülvahabi nime degeni Muhammed İbn Abdülvahab degen kişi ötgen. Bu kişi o şey Usmoniy xilofatiga tashqi dushmanning qurolli askariy hali aytdik-ku bundan oldingi savolda askariy siyosiy iqtisodiy xuruji bilan birga ichkaridan ideologik xurujga xizmat qilgan odamlar o'zi bilgan bilmaganligi bizga qorong'u biz ularga yaxshi gumon qilamiz eng yaxshi gumonimiz shu musulmon bo'lgan qilayotgan ijtihodini haq deb o'ylagan Vaholanki, masalaning tagini, mohiyatini ko'rsa, ular
İslam ümmetinin birligiga, himoyasiga qo'yilgan qo'rg'onlarni sindirishgan. Qo'rg'on nima edi? Usul edi. Usul fiqh, usul aqida edi. Mana shu aqidaga qarshi ular yangi fikrlarni ko'tarib olib chiqib, yangi gaplarni gapirishgan. Va ularni bu yangi gaplari Usmoniy xilofatiga emas, Usmoniy xilofatiga qarshi toifalarni qiziqtirgan. Ular aytganki, bu masalalarda to'xtanglar degan. Shu odamlar bilan gaplashaylik deyishgan, ko'rishishgan, gaplashishgan. Va ularga o'zlari buyruq bermagan, yo'naltirishgan. Qarasa fikrlari bor. Hozir men sizga bir narsa aytaman. Facebook algoritm asosida ishlaydi. YouTube algoritm asosida ishlaydi. Algoritm asosida. Qanaqa ishlaydi? O'ta xavfli. Hozir aytsam telefonni tashlab yuborasiz. Ishlatmaysiz. Aslida o'ta xavfli bu algoritmlar. Ben bir joyda nimadir Marokko haqida gap ketdi-da, o'ta o'rtog'im bilan ketyotdim. Marokko. Marokkoda bir musulmon bola bor. Badr Hari degan. Badr Hari. Bu anu bir setkada urushadiganlarning dunyo chempioni. Musulmon bola. Uni qiladigan ishi haqida gap emas. Badr Hari'ni gapirdim. Badr Hari degan bola bor, musulmon bola, undan da dedim. Keyin nimagadir shunda YouTube'ga kirdim o'zimni. YouTube'ga bitta kirsam menga Badr Hari'ni taklif qilyapti YouTube. Qoyilmisiz? Men eshitishyapti demak. 3 telefon. Yo, internetda turibdi. Masalan, YouTube'ni bitta ochsangiz sizga anaqa taklif qiladi. Mana buni ko'r, mana senga ko'r deyapti. Hozir gapirding-ku demoqchi. Ha, sen Badr Hari'ga qiziqyapsan-ku, mana senga Badr Hari deyapti. Algoritm ishlashini qara. Google'da ovozli narsa qidirsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Demak, bizning ovozimizni bular yozib algoritm ishlayapti. Badr Hari'ni menga taqdim qilyapti. Trump saylovlarida, Trump bundan oldingi saylovlarda Rossiyaning hakerlari katta skandal bo'ldi bu. Rossiyaning hakerlari 345 million reklama tarqatishgan. 345 million dona reklama. Bu nima degani? Amerikadan qancha holi bor? 342 million atrofida aholisi bor. Amerika aholisidan ko'p reklama tarqatilgan. Bu reklama oddiy reklama emas bu. Bu reklama siz bir narsaga qararkansiz, masalan, kolaga har doim ko'zingiz tushadi. Ko'chaga chiqsangiz ham ko'zingiz tushadi, uyga tushsangiz ham, telefonni yoqsangiz ham, hamma joyda kola cho'radi ko'zingizga. Shunga pul tikishadi ular. Oyog'ingiz tagiga qarasangiz ham kola, avtobusga chiqsangiz ham kola, 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 hamma yoq kola bo'laveradi. Nima uchun qilinadi buni? İnsonda orqada hafıza var, orqa miyada. O hafıza bunu qayd qilaveradi o'zi. Yozaveradi. Ichkarida miyada yozilaveradi. Chanqagan paytingizda birinchi bo'lib o'sha gap chiqadi sizga. Kola iç, kola iç. Chunki to'lgan joy kola, boshqa gap yo'q edi. Shuning uchun birinchi qaror bilan kola olib ichib qo'yasiz, zararligini bilasiz. Lekin ichib qo'yasiz. Nimaga? Algoritm bilan ishlayapti odamlar. 345 million reklama tarqatishdi va Facebook. Mana shunga o'xshagan savollarga biz algoritmik ishlaymiz, tasodifiy chiqaramiz. Siz xohlagan narsani sizga tasodifiy chiqaradi. Siz blogger bo'lsangiz, blogger. Siz blogerlik haqida nimandir Google'dan poisk qilsangiz, Facebook'da sizga kameralar taqdim qilishadi. Mana kamera sotib ol deydi. Blogger sizda. Sizni biladi kim nimaligingizni. Mana shunaqa deganida keyin bitta ofis qo'lga tushdi. Ofisga 40 ta odam o'tkazib qo'ygan Facebook. 40 ta odam o'tirib olgan saylov arafasi. 50 million Facebook'dagi profillarni shaxsiy ma'lumotlari ularga berilgan. Facebook ularga bergan. Meni kimligimni, nima bilan qiziqishligimni, menga nima yoqishligi, hammasini qo'yamiz-ku, nimaga like bosayotganingizga turibdi. Sizning kimligingizni sizdan oldin bilishadi o'sha ular. 50 million odamni nimaga qiziqishligi, istoriya, hamma narsasini berishgan 40 ta odam o'tirib olib ularni. 50 million odamga Trampni qarshisiga saylovda kimni saylashligini algoritmik bahona bilan o'zlari taqdim qilishgan. Qo'lga tushdi bu. 2015-yilmi shunaqa edi. Qidiringlar, Sukerberg bazasi qochgan o'sha yili. Keyin Trampni majbur olib kelib, o'zini ana Silikon vodiysi bor, olib borib uzrlarini so'radi. Buni nima uchun aytayapman? U YouTube bu internet chiqmasdan oldin buni shaxsan qilishgan, shaxsan. Qarayapti, o'rganyapti Muhammad ibn Abdul Vahhab. Kim bu odam?
İbn Teymiye'nin kitaplarını sevip okuydu. Hop, İbn Teymiye'den ne çıkaramız? İbn Teymiye'de özünün davurlarında İslam ümmetinin içinde ihtilafka sebep olan meseleler var. Hop. Bunga makul mu makul? Yollaymız, yöneltiremiz. İndi ve koyu bir işe de borgen cahaya geçe bora uğradı. Bunların manfaatiye hizmet kıgünge kadar. Bunu aldı ki Muhammed ibn İsmail ibn Saud. Dost bugün, yön ve yön yürüşken. Bunisi siyasetini, bunisi ideologiyeni. Targibatçısı bugün. Bularga Osmanlı hilafatını yıktış davrıdı. Fransiya, Angliya, demek hücum kıygen. Uşu hücum kıygen peyti de siler yordamge kemeseyler buldu. Siler uzuyla devlet kuruyler. Arap siler, Kur'an Arap, Peygamber Arap dili de gepleşken. Demek kılısılar Türklerge bu işini. Degen ideologiyen tarkatçıken, bunu yedirişken. Hadır geçe onu yiyip durdu. Selefilik düşüncesini, uşa Muhammed ibn Abdülvahab'nin düşüncesi asasında kurulgen devletken nisbeten eğitiledi. Özleri bunu inkar kımasa da başladı. Keyinçelik bularının kıyan hadise vakiyeleri, İslam ümmetine birgen zararları akıbeti de namdan bular biraz çekinip kaldı. Vahabilik namını özleri, İbn-i Bas Rahimahullah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Nahnul Vahabiyyun degen. Allah ki hamd eytimiz Vahabilerden ikerligimizge degen. Ular bunu doğru dedi yani şeyh, allame, ahirki zaman müştehidi deyişedi Muhammed ibn Abdülvahhab'ın. Ve halen ki o kişi ataları tamamından inkar kılıngen, akaları tamamından inkar kılıngen, davrıda ulamalar tamamından cüde katta raddiyelerge sebep bugün. İmam Haskafiler bunlarını havariç zamanımız havariçleri degen. Çünkü Osmanlı hilafatı karşı çıkan bunlar. Mekke-i Mükerreme'ni, Haliç'ini doğru rağı bunlarge alıp verilgen. Senge şu, fakat aralaşma deyişken. Hop bana deyişken, hadır geçe geliş yaptı. Ben bu geplerini köp geper oraya yapmam, iş kılıp umrağa borsam beni kama koymasa oldu. Lekin hakikatte etçimiz gereği. Bu, yani saray müllesi degen gepni var o, birinci rakamdaki şüler. Selefilik saray mülleleri. Çünkü uşa hadır, kadımda 100 yıl, 120 yıl, 250 yıl bulup bu megen, devletin himayesi üçün gene salafilik targibatı, teşvikatı kılınadı. Uşa üçün gene halas. İslam ümmetine fayda yok. Bunlar bir cahaya fatih kıyanı yok. Bunlar bir cahaya İslam ümmetine manfaatını getirgeni yok. Fakat ve fakat siyasi Saud ailesinin uşa tahtta oturuş ligige hizmet kılıyatken ideologi. Başka yap yok. Ne mi bilen gelişti? Kuburi, müşrik, bunlar Maturidi adaşken demek ki Maturidi'likle tekrar şey uğradı. Çünkü Osmanlı hilafatı Maturidi bugün. Maksat şu, Osmanlı hilafatı Maturidi bugün. Eğer Maturidi'lik hak değilse Muhammed ibn Abdülvahhab havariç degen buladı onlar özleri. Uşarı demeslik için ne kılıp bulsa hem, yalgan tercüme bulsa hem, tuhmet bulsa hem Maturidi'lik ne yamalaşı uğradı. 1971 yıldan bir ağda Maturidi'lik hakkı da asar yazgan, her bitti adamın asarı kollab kuvvetlenmedi Saudiye'de. İlmi iş kısayız doktor var bir işe. İlmi iş kılayım var doktorluk bir işe. Hamas'tan aldın sizde otkazı işe. Değil mi ki? Çünkü Maturidi'likini yamallaş akıbette turuttu bular. Saray mülleleri bular. Saray için turuttu. Ben hazır Hanefi'likini maktarken ben kaysa sarayı hizmet kıyam bulama. Saray Hanefi'likini bizde kabul kımıydı ki saray devlet dünyavi ki. Doğru mu? Dinimez. Kaysa bizi sarayda, Özbekistanlı sarayda misal için Hanefilik hakkı da amel var. Yok buna kıyam. Halkının itikadı, ameli, Maturidilik, Hanefilik üstüde devam ediyoruz. Biz halkımızın, milletimizin oylab yapıyoruz bunu. İrtege mesela Hanefilik ki hamma karşı çıksayam, biz bunu başımızı kurtarıp Hanefilik hakkı da duramayız. Maturidilik ki eğer siyasi manada hücum bulsayam, biz mecburumuz hicret kılamız Maturidilik'in himayesi için. Bizde sarayın mutlaka alakası yok. Sarayının büyürtmesine hem alakası yok. Biz büyürtme kabul kımıyız. Biz dindar adamımız, Müslümanımız, bizde kegen adamlar gene değilimiz, değilimiz ne yapıramız. Lekin salafilikini yapıra yetkenler, Saud ailesi dini asaslar üstüge kurup yapıradı. Muhammed ibn Abdülvahhab'ın devletinin ideologi deyişedi.
ideologi yani. Şu adamın ideologisinden geldi. Kanay kılıp yendi bir de devletini yıkıtı varışadı. Maturidilik hak dese devlet yıkılış gerek. Hak bulsa cevap verdi iş gerek. Ecdatların nimege karşı çıktı diye iş gerek. Nimege Medine'de 300 de Müslümanla öldürüştü bunlar. Öldürüş ki. Şimdi biz, nime gülerimiz salafi diyemiz, salafi bilen salaf ortasındaki fark, biz uzun salaf geri geçemiz o. Nime gel bugün salafi diyemiz. Bunlar uzunlarına koyu aldı salafilikini. Vahabilik uzunu aklamadı nam olarak. Biz salafki geri geçemiz değişti de bu salafimiz değişti. Salafki geri geçen uçularımız değişti. Salafki geri geçen uçularımız degende ulamalar etti ki yok, sizler sahtasılar değişti. Kaysi masalada salaf geri geç yaptılar. Akide masalasında kim geri geç yaptılar? İbn-i Teymiye rahimahullah ki. İbn-i Teymiye salaf mı? Yok. Lekin İbn-i Teymiye salafki geri geçemiz degen gap bilen kub meşgullar. O şey gap, dava halas. Ben keçesiler bilen yaplaştım mı? Kim bilen yaplaştım? Keçesiler yıkıldı mı lar? Mutezileler. Mutezileler. Kur'an'a en doğru biz yeri geçemiz deydi. Mutezileler sünnetke en doğru biz yeri geçemiz deydi. Bizim yorumuz Kitabullah, sünnet Resulillah, salaf fahmi deydi. Mutezile idi. Ve bunlar şu dava bilen devlet kuruşken. Şu dava bilen devlet kuruşken. Harun al-Rashid'nin oğlu Ma'mun tahtke kegen peyti de onun ideologları mutezileler bugün. Ular ko'ndirgan ma'munni o'zining fikriga va tamomila repressiya qatag'on boshlangan ahli sunnaga. Bunaqangi dunyo masalalarida Baytul Hikmat dunyoga juda katta ochilish uyg'onishni taqdim qilganda ahli sunnaning boshiga katta balo yog'ilgan. Ahli sunna juda qattiq qiynoq, tazyiq, quvg'inga uchragan, qanchalar qatl qilingan shu Mu'tazilaning davlatga ega bo'lishlik yo'nalishida. Salafiylar, Allohning kitobiga ergashamiz, sunnati Rasulullohga ergashamiz, salafning fahmiga ergashamiz deb davlat qurib olishgan. Da'vo masalasida mutazilalar bilan usul ma'nosida bir xil. Bir xil. Ya'ni aqidada mutazilalar bilan bir xil demoqchi emasman. Metodologiya bir xil, metod bir xil. Qur'onga ergashamiz, sunnatga ergashamiz, salaf fahmiga ergashamiz. Davlat kurduk. Sünnetke ergeşemiz, Kur'an'ge ergeşemiz, salah fahmige ergeşemiz, halişte davletimiz var. Ve şu asasda hareket, bütün dünyaya tarqatadı. Mutezile davlet tahtiga oturgenden ki, o şey alige Davud'ge okşagen adamlar, Ma'mun'un başına eğlantırgenler. İslam diyarlarının barca madreselerine özlerinin müderrislerini yönetişken. Mutezilelik bütün dünyaya tarqatırgen. Siyasi basın bile. Ularga destek verirgen. Şuna kakılıyım. Salafilik bütün dünyaya tekinge tarqatılır hazır. Dünyada en köp tarqatılırken kitap salafilik kitabı. Gözü açış gerek. Tekinge tarqatılır. En katta finans sularga kılınır. Devlet turuşluğu için. İşten çıkarmayın. Din üçünmez. Devlet, arkadaki devlet müstahkem turuşluğu için ideologiya tarqatılış gerek. İdeologiya to'xtasa davlat sinadi. Hozir bular chiqib, Maturidiylik haq desin, Saudiya chiqib. Bo'ldi, Saudiya degan gap yo'qoladi. Yana qaytadi eski holiga. Qaytish kerak, chunki Saud oilasi Maturidiylikni tanqid qilaroq qurilgan. Ular maqtagan kuni ketdi ular. Saudiyada o'qiyotgan bolalar Maturidiylik haq desin. Yoniga so'z o'yini qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri Maturidiylik haq desin, o'qishdan haydaladi. Siyosat shu. Saray mullası kim eken? Bular. Bular saray mullası. Uşan üçün birinci bulup yapır yaptı. Saray mullası sallardır. Özlerine gap kep kalmasın üçün. Yani mutlak hem mesela yoldan adaşken kapkara vampir çişiden kan akıtırken demeyimiz. Ulayan biraderlerimiz. Ulayan Müslüman. Fakat bizge zulüm kılıç yaptı. İndemezden özlerinin işini kısa yakşıydı. Ular çıkıp alıp birinci sohbet şu. Maturidiylik bilen İmam Bukhari akidesi ortasındaki fark. Uzbek bola Medine'de 7 yıl okup birinci köşeye çıkıp ders kılı yaptı. Ders lan şu. Ne gerek var buna? He, o şey Saudiye'deki siyasetinin tasarı bu. Sarayının tasarı.
Mecbur. Ursa saraydan yegen yegen, şu gap uçun yegen. Şu gap uçun doktorluğa gen. Yani onu taşkaregen, targıp kılıçlik, onu goya ki vacibesi. Hata, hata gap. Maturidilik, Ahl-i Sunna vel cemaani akide meselesindeki suyançığı. Maturidilikini inkar kıyan adam, ancak narsadan mahrum buladı. Ne için sahte salafilik deydi? Salafke ergeşemem degen dava hammanı kutkaladı mı? Yok. Mesela ben salafinin fahmiye ergeşemem degen gap bilen benim gapimge indi hamme ergeş gireyim mi? Yok. Ben salafke ergeşemem degen gapimini ispatla berişim gireyim. Ispatla berişim gireyim. Salafke ergeşemem degen meselelerini alayım. Berçesi İbn-i Teymiye'de tohta yaptı bulardık. İbn-i Teymiye'den yok otmaydı. Bitti iki de tarika otadı. Osman Darimi'ye otadı. Misal için Osman Darimi, iki de Osman Darimi'ye var. Bitti de mücessime bugün. Aynen şu mücessimenin fikir daireleri İbn-i Teymiye'ye tasar kıyken. İbn-i Teymiye'nin kıyken hizmetleri bir kıyas. O kişinin nasraniyelerine, batıniyelerine, bir kançı taifelerine karşı hareketleri, mücadeleleri İslam ümmeti tanıladı. Allah rahmet kısın deydi. Lekin Osman Darimi'nin fikirlerinden tasarlanıp, Aş'arilerge kılgen raddiyeleri akıbeti de İbn-i Teymiye'ye köp tane yetken. Köp mahkeme kazılar okuyan. Kazılar apkilip otkızışıp mahkeme kılışken okuyan. Tavba kımese kamaşken. 5,5 yıl mı 6 yıl oturken. 30 yıl mı beyni de 2 yıl kıradık çıkadı. 6 ay kameradı çıkadı. 1 yıl kıradık çıkadı. Kamala uğurup çıka uğurup kamala uğurup çıka uğurup. Mana shu masalalar bilan ummatning ittifoqiga xilof ishlarini gapirgani uchun, asosan ash'ariylarga gapirgani uchun, Abu Hamid al-G'azoliy rahimahullohga gapirganda yoqasidan ushlashgan, urmoqchi bo'lishgan. Endi Imom G'azoliyga gapiryasan deyishgan. Faxriddin Roziyga to'xtamay, qayerda kalom ilmi haqida gap kelsa Faxriddin Roziyga hujum. Imom Juvayniyga hujum. Shunaqa qilgan. Ko'rsangiz başıdan Bismillah deyip Temmetül Kitab degen bir arta kitabı yok İbn-i Teymiye'ni fakat mutezilelerge raddiye vergen. Onaki kitap yok. Lekin Ar-Raddu ala ta'sisi ta'sis degen kitabı var. Tamamıyla Fahrıdın Razi'ye raddiye. Fahrıdın Razi'nin kitabı var. Ta'sisu ta'sis degen. Yok ki asasu ta'sis degen. Yok ki asasu takdis. Kitap namı turlikim. Kegen bizge. Mana shu kitobga raddiy yozgan. Fahriddin Roziy kim? Ash'arilarning mutaakhir ulamolaridan. Ash'arilarga raddiya bergan. Kalom ilmiga kirmaymiz deb faqat kalom ilmiga kirib ketib qolgan. Bugungilar ham o'shandan ta'sirlanib yuribdi. Birortalari, qaytib aytaman, birortalari Maturidiy va Ash'arilarning kitoblarini o'zlari o'qib, kitobni sunnatga solishtirib xulosa chiqargan emas bugungilarning birortasi. Hammasi u ularga taqdim qilingan o'sha saroyning salafiylik saroyining taqdim qilingan iqtiboslarning ustiga doktorlik qilishgan. Boshqa gap yo'q. Ben bunu boshqa uslublarda ham ko'rdim. Ateistlar bilan bahs qilamiz. Ateistlar sizga Oysha onamiz haqidagi hadisni, Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha haqlaridagi hadisni yoki bu tuyaning bavli haqidagi hadislarni tashishib mana sizlarni dininglarda deydi. Shunda savol bering. Sen shu hadislarni o'zing İmom Buxoriyni o'qib, tugatib, ichidan xulosa qilib topib, buni boshqa narsaga solishtirib, mana deb taqdim qilyapsanmi yoki kimdir senga berdimi buni? Kimdir berdi unga? Bilaman kim berganligini. Buni missionerlar berdi bularga. Missionerlik tashkilotlari birinchi bo'lib odamlarni islomdan voz kechib xristian bo'l demaydi. İslam'dan vazgeçip Hristiyan bol diye almaydı. Değil mi? Çünkü adam İslam'dan birden vazgeçmeydi. İslam'dan vazgeçişlik için birinci, İslam'dan vazgeçiş için. Hristiyan buluşluk için, Nasranilikke kiriş için birinci, dahri buluş gerek. İslam'dan vazgeçken deyin adamlarını İslam'da şubha kılıp, şubhali meselelerini tarikata uğurup adamını İslam'dan vazgeçirgenleri deyin keyin. Keyin aytishadi, odam dinsiz yurishi qiyin. Mana senga yaxshi din, muhabbat dini, shafqat dini deb nasroniylikni taqdim qilishadi. Mana shu
urunishlar, shunga o'xshagan masalalar salafiylarga ham xuddi shunaqa qilingan. Imom Maturidiy haqlarida kitoblarini o'qimagan. Xotirjam biring o'qimagan. Yana bir afsusli tomoni bor, biz ham o'qimaganmiz. Kim bor biz ichimizda kitob tanqidni o'qigan? O'qishimiz kerak. O'qishimiz kerak. Biz kitobi tavhidni o'qishimiz kerak. Ta'vilot ahli sunnani ko'rishimiz kerak. Har bitta masalada tafsirga murojaat qilyapsiz, imomsiz. Bir masala ro'baro keldimi? Hop, Ibn Kasirni ko'ring. Hop, Tabariyni ko'ring. O'sha masalada Imom Maturidiy nima dedilar, ko'rib qo'ying. Kitob olib, daftar olib yozib qo'ying. Bu masalada Imom Maturidiy bunday dedi deng. Yozing, haligi ko'laga o'xshab orqa miyangizga keladi u. Saqlanadi u. Bu yerda ko'la bilan to'ldirmaslik kerak. Imom Maturidiy bilan to'ldirish kerak. Ertaga bir odam savol berganda tiq qilib chiqadi oldingizga. Ravi chiqadi, kimligi chiqadi, nima degani chiqadi. O'qishimiz kerak. Nima uchun? Biz dinimizni ya'ni himoya qilishimiz uchun. Himoyaga asl din muhtoj emas, biz muhtojmiz. O'sha muhtojligimizda dinimizni o'rganishimiz kerak. Soxta salafiy deyapmiz. Salafiyman degani uchun. Salafiy, salafiy agar salafga ergashish ma'nosida bo'lsa, haqiqiy salafiymanman. Salafga ergash ma'nosida men ongli ravishda rivoyatni sahih tariqasi bilan aynan salafga ergashyapman. Qaysi masalada gaplashmoqchisan men bilan? Kel gaplashamiz. Qaysi masalada? Sizlardan bir necha bor suhbat qildik, yozib ko'rsatdik. Har bitta masalani, bular ko'tarayotgan har bitta masalani keltirsin. Fis samoni keltirsin, ayni Allohni keltirsin. Yoki yat kalimasini keltirsin, yoki fiqh masalalarida omini jahri aytish Abu Hanifaga yetib bormagan degan gaplarni keltirsin, keltirsin, nima bo'lsa keltirsin. Gaplashamiz. Ogni davishda kitobi sunnat bilan gaplashamiz. Salafni fahmi bilan gaplashamiz. Haqiqiy salafga biz deyishyapmiz. Imom Maturidiy salafning eng yaqin imomlaridan. Tug'ilishlari 2-chi asrning o'rtalariga to'g'ri keladi. 3-chi asrning boshlariga to'g'ri keladi. 248 yil taxminiy, bu hech kim tasdiq qilmagan. Vafotlari aniq. 333'te vafot etganlar. İbn Taymiye 7 asır keyingi inson. Qana qilib salafga ergashyapti ular? Masalalarni aytdim ben. Nom-nom gapirdim. Mana bu masalada İbn Taymiye mana bu gapni gapirganlar. Bu gapning salafdan bitta ham fahmi yo'q. Mana bu masalada İmam Maturidiy bu gapni gapirganlar. Bu gapni Muhammad ibn Muqotildan olganlar. Muhammad ibn Muqotil Abu Muhammad Yus Muhammad Hasan Shayboniydan olgan. O kişi Abu Hanifa'dan, o kişi Hammad ibn Süleyman'dan, o kişi Nakhai'den, o kişi Alkama'dan, o kişi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mesud'dan agan. Bana biz salafke biz dedik şey biz bu meselede. Dedim, ispatım keltirdim, cevap yok. Cevap vermeslik için bunlar başka mavzu gut yetti. Yangi mavzu. Aldığın mavzu toktadık etti, tüker. Tokta, aldığın mavzuya cevap ver. Salafke biz dedik şey biz. Ular haqida yana o'sha ilmiy bahslarda dalillarni keltirishimiz kerak. Bizning ota-bobolarimiz undoq degan bilan kifoyalanmasligimiz kerak. Bizning ota-bobolarimiz bu masalada indamagan, indamagandan keyin bu joiz deb ketmasligimiz kerak. Bu usul emas. Bu qoida emas. Bu zavobit emas, qat'iyot emas bu. Din din o'zining maslagida usul asoslari bilan oyoqda turadi. Alloh taolo muhofaza qilaman degan, mana shu asos ulamolarning zimmasida. Uni amalga oshirishimiz kerak. Endi mihrobda haqiqatda 100% hamma chiqib olib raddiya beraverish ham to'g'ri emas. Maydonda ixtilofga solish mumkin bo'lgan masalalarni ilmiy asosini yoritib qo'yishimiz kerak. Raful yadayn masalasi ko'tarilyapti. Masjidda odamlar raful yadayn qilyapti. Imomsiz chiqasiz. 40 minut vaqtingiz bor. Raful yadayn masalasida jumhur ha raful yadayn qilishligini aytadi. Xo'p, dalillari mana. Hanafilar raful yadaynni hadislarni biladi. Faqat ular aytadiki, bu nasx bo'lgan deydi. Nasx bo'lgan eng oxirgi rivoyat mana Abdulloh ibn Mas'uddan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu nabiy alayhi salatu vasallamni eng ko'p lozim tutgan odam.
Bu kişinin ahirgi rivayetleri de Rafi Yedeyn fakat başıda var halaz. Şimdi meselenin ilmi tamamı bu. Dostlarım, braderlerim. Bugün biz Özbekistan'da yaşayalımız. İslam'ın hemme tolu töküs bilmeydi. Hadır siz Cumhur'a amel kılamende Rafi Yedeyn kılıyorsunuz. Hop delili var, yap yok. Lekin atrafınızda bir kança cahil adam sizi yok izden üşleydi. İlmi asasta Hanefiler Rafi Yedeyn kime yaptı mı? He, ularının ilmi var. Hadisi var, delili var, kuvvetli belki. Ben Hanefiyim, Rafi Yedeyn kimiyim. Çünkü delilim kuvvetli. Onları da bir şey yapma. Lekin üke, braderim, dostum, sen ümmetli birliğini haklıysan, Rafi Yedeyn sünnet emel. Sünnet emel. Kımasayın namaz fasit bu miydi? Lekin bunu kılgeninden ki, yanındaki dostun sana nefret kılıyordu. O seni küçük yapıp çıkarıp vurmakçı. Bu haram amel bu. Müslüman adam, Müslüman adam. Zeki boladı. Dip, buna kadar asasta adamlarının on günü açışımız gerek. Mezhab fakat bitti hanefilik, kagalları zayıf degen meselene yapırmasınız gerek. Ha, zayıflik, mercuh, racih meselesi ilmi mesele. Onu özara ilmi dairede yapıra vurasız. Ulamaların yapıya göre. İlmi dairede yapıp bana vuradı o. Ular ham o'zini biz marjuh degan masalasini rojih ko'rsata oladi. To'rtta mazhabni shuning uchun qabul qilgan ulamolar. Lekin biz millatga buni bu jihatlarini tushuntirishimiz kerak, bu taraflarini to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Xo'p. Yana nima savol? Yolunu yıkıp ama da olmaz. Ettiği zarar bu kalsa keledi, toparan cancar başladı. Fayda da onunca bilinmiydi. Fayda da keliş kötü uğradı. Zarar bu kalsa keyin, uşa şartnamın neme ikenliğini namını koyuş gerek. Koyu varış gerek. Eğer muzaraba olsa, pul tükken pul göküyordu. Eğer force major bulup, herhangi adamın aybisiz küyüken olsa. Eğer işçi işi göküyordu. Doğru mu? Bu kaidelerinin namını koyu varış gerek. Uzi el aslu fil eşya el ibahatu. Aslan mubahlik. Adamlarını savdalarındaki kilişuvler urfga ko'ra bo'ladi. İmam Buhari'nin sahih toplamlarında aktarlar, şehirlerdeki aldı berdilerinin urfga ko'ra cariliği doğrusunda bab ajratganlar. Sahih Buhari'de ko'rgansizlar. O'sha urf asos hisoblanadi o'zi. Fakat şeriatga zıt bo'lmasa, urf iki xil bo'ladi. Urfu sahih var, urfu fasit var, doğru mu? Urf fasit urf bo'lsa, u şeriat unga cevap vermeydi. O'sha siz aytayotgan kelishuv rozilik asosida bo'lsa-yu, şeriatga zıt asosga qurilgan bo'lsa, u urfga ko'ra-yu, lekin fasit u. Fasit deyiladi. U qabul qilinmaydi. Lekin urf şeriatga muvofiq bo'lsa, ular rozilik asosida ishlayotgan bo'lsa, shariatni bilmasa ham ahli ilim unga ishlar shariatga muvofiq davom etaveringlar deb qo'yadi. O'rganib chiqish kerak nima ekanligini o'rganish kerak. Muzorabaga tushsa muzoraba, mushorakaga tushsa mushoraka, kelisha olmayotgan bo'lsa kelishtirib qo'yasiz. Mana bunaqa qilib taklif qilsangiz mumkin, misol uchun. Muzorabada puldan qo'rqyapti bir odam. Sen pulingdan qo'rqsang, ishchi aytayaptiki, men ishimga javob beraman deyapti. Sen işinden korkmuyorsan mı? İşinde yani işancın var mı? Ha, işancım var. Onda sen bunu tikiyatken pulunu yer bana karzga al. Sen hem tik. Sen hem riske kır. Karzına alakalı yapma şeyler. Mesela ben bitti misalına et yapma. Karzına alakalı bir asam. Bana 100 bin tikiyatken bulsa 50 bini karz al. İşin geçen yapsan ki sen. 50 bini karz al. Sen hem 50 bin tik. Sen hem 50 bin tik. Bu yam riske 50 bin kiri yaptı, bu yam 50 bin kiri yaptı. Şunu yapsınız mı? Şimdi bu adamı aytin, bitti vakilini işe koşup koysun. Şeylik yapıp dursun bunge. Faydasını kelişe vuradı. Fayda, kelişe asası da. Zarar tükken pul asası da. Başına kadar yönlendiriş gerekiyor.
Zararımızda kardiyem. Şimdi abi ben sana sordum. Yengi, yengilerinden köpeği bir fiyatı var ya sen. Sonra bizde paslanlar diye. Hazır insan benim uzunan mal bakıyım, mal baksan. Ne bilemem. Soyuz, tat verelim, tart verelim, soyuz. Hellası, içine yanmıyor, kasap ki o. Onu uzun bilemem, bakın mal bakana, ne bilemem. Kasap ki bilemem. Senin için göğüs bu kızın tartlarımızı. Benim ağzımdan uyuyam razı. Dolar adamı. Her şey rastlayalım. Aslan yeni tırnıkta bazılar çıkıp. O spikli onarsa, o burada hatta onu yer koyan burada desa. Kız razı oluyaptır. Kanka yer olarak oluyor. Razıçilik, antaradım minhum Kur'an ayetinin nas, matni. O'zaro rozi bo'lishligi kerak, bu asos. Lekin rozichilik shariat qoidalariga muvofiq kelish kerak. Masalan, savdo sotuvda bo'pti torting, go'shiga pul beraman desa, go'sh olyapti. Bu bo'laveradi bu. Tortadi, kalla pocha boshqa narsasini sizga, xayriya, bo'ldi, ketdi. Kelishuv asosida rozilik bo'lsa zarari yo'q. Lekin bir odam qurbonlik so'ymoqchi. Qurbonlikni nima qilish kerak? Mulkidan so'yish kerak. To'g'rimi? Men o'zimni mulkimni qurbonlikka so'yishim kerak. Qassob kelsa-ki, buni soyamiz go'shiga narx berasiz desa, unda so'yilayotgan paytda hali buni mulki emas. Qurbonlikka o'tmaydi. O'zaro rozilik bilan bu qurbonlik hukmiga dohil bo'lmaydi. O'shaning uchun uni shariatga muvofiqlashtirish kerak. Rozilikni keyin albatta bo'lish kerak. Agar rozilikni o'ziga qurilsa hamma narsa unda ana ko'chadagi zinokorlar ham rozilik bilan qiladi u ishni. Rozi bo'ladi, rozi bo'lmasa qila olmaydi u ishni. Hozir gapirgan masala bizda ham uchraydi. Dehqonlar uzum sotadi. Shunda yashiydi, tarasi ham shuni bo'ladi. Skitka, ha. O'zi 1 kilo chiqarib chiqmaydi, shuni 1.5 kiloga berasiz deb, mashhur shuni qo'yadi, olayotgan odam. Hali qossoblar ham shunaqa. Molda terisi 400 ming bo'lsa ham, uni kalla poychalib 100 ming, o'pka jigari ham 200 ming shuni menga berasiz, keyin so'rayveraman. O'zi puldan ham kam savdolashadi. Sotadigan narxi 60 ming bo'lsa 55 mingdan so'rayveraman. Qolganini bekorga berasiz, olishadi. Agar unga rozi bo'lsa, durust. Rozi bo'lmasa haqqi bor. Qassob bitta emas-ku, to'g'rimi? Mahallada bu ko'pdir. Hamma qassob shuna ish qiladi. Kelishib oladi-a? U savdoga tikib yoratdi. Savdoga qo'shib yoratdi. Shuning uchun uning savdo 65 mingdan olayotgan bo'lsa, 65 mingdan beraman, 65 mingdan emas. 65 mingdan beraman, ma'lum kechki deyotgan narsangni 100 ming yoki 200 ming berasan. Deb turib savdolash aytish kerak. U savdoga bog'liq. Xohlasin kallapochani go'shtga qo'shib yorsin, xohlasin olib xizmat haqiga berib yuborsin, xohlasa pul qilsin. U odamlar bir-biridan manfaatlanishligiga shariat ruxsat beradi. Go'shtdan foyda yo'qdan ularga. Asosiy go'shtdan foyda yo'q. Qurib 3-4 kilo, 5 kilo ketadi. Asad, kallar pochog'iga foyda. Sizga. Keyin nikohlar mana kecha Yobir xon nomlatdilar deb. Yerda ketib olyapti, 6 yil, 7 yil yo'q ketyapti. Kelinlar kasal. Bu masala o'sha diniy idora tomonidan hal qilinadi. Ayniqsa masjidlar imomlar tomonidan hal qilinadi. Hanafiy mazhabiga ko'ra barchamiz yaxshi bilamiz, yo'qolgan odamni. Yo'qolganni gaplashaylik, keyinlarginsa alohida. Yo'qolgan odamni tengdoshlari oxirgisi o'lgunga qadar xotin kutadi. To'g'rimi? 50 yoshda ketib olgan bo'lsa, o'sha odamni tengdoshlaridan bittasi qoldi, 80da o'ldi. Demak, 30 yil kutadi. 80 yoshga kirdi, o'ldi deydi. Keyin u idda o'tiradi. Keyin uni bar eram olmaydi. Hanafilarda shu. Lekin bu endi al-asl fil ashya al-ibaha qoida bor-u. Lekin bu nikoh masalasida al-aslu fil nikah al-haromda tahrim. To'g'rimi? Nikoh masalasida aslan harom e'tibor qilinadi. Aslida halol deyilmaydi, aslida harom e'tibor qilinadi. O'sha qoidadan kelib chiqib Hanafiylar buni uzoq muddatini aytadi. Lekin Malikiylarda 4 yil. 4 yil. Buni ham dalili bor. 4 yil kutadi deydi. Bo'lmasa, keyin qozi fasx qiladi nikohni. U e'lon qiladi va boshqa erga turmushga chiqaveradi idda o'tirib. Endi
dini idora mana shunaqangi ijtimoiy masalalarda nima qiladi? Ayollarni ko'pchiligini erkaklar tashab ketgan yo'q. Nima qilish kerak desa, dini idora bu masalalarda boshqa mazhabning masalasini olishlik haqqi bor. Talfiq bu, faqat mutlaq hammasida o'tiladi. Talfiqni joiz xususiyati bor, to'g'rimi? O'sha xususiyat joiz metodologiyasi bor. O'sha bilan talfiqqa haqqi bor. Sud dünyavi tahkim endi. Biz nima qilamiz? Biz mahallani chaqiramiz. Mahallani aktivlarini. Qiz tomonni kattalarni keladi. Kuyovni kattalarni chaqiriladi. Va aytiladi. Kuyov bormi? Ha, bor. Qayerda yuribdi? Rossiyada yuribdi. Bu xotinga qaraydimi yo'qmi? Xotinning haqqi bor. Kamida 4 oyda kelish kerak. To'g'rimi? Yemog'i bor, ichmog'i bor, er-xotinlik munosabatlari bor. Bunga qaraydimi yo'qmi? Qo'yadi. Qarindoshlari qidirar, topadi uni, telefon qiladi. Ha, qarayman desa majburlanadi, kel qara deyiladi. Yana qaramadi, yana chaqiriladi, aytiladi. Endi bunga biz nikohlaganmiz, o'zimiz buzamiz buni. Biz buzamiz buni. Xotin xulu qilish ehtimoli ham bor. Undan tashqari qozi fasq qilish ehtimoli bor. U kelib, xotinning nafaqasini qilmaydigan bo'lsa, mahalla ishtirok qilyapti, er tomondan hakam bor, ayol tomondan hakam bor, ayol turibdi. Va shu ko'pchilikning ichini oldida o'sha masalani yechiladi. Xotinning boshini ochib qo'yiladi, boshqa yerga tegaveradi keyin. Chunki baribir qaramayapti u. Bu endi ijtimoiy masala. Har bir voqeaga alohida qarab javob beriladigan masala. Mehrobdan aytiladigan, mana shunaqa ekan, molikida shunaqa ekan, tegib ketaver deydigan masala emas. Tushundingizmi? Bunga bog'lanadi. Hammani ishtirok ettiriladi. Tad'atu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha. Endi oylar masalan ayol bilan haytnoma bilan oila qurdi. Oila qurdi, qaynoq bo'lgan. Masalan, kendini sud bilan ajrashdi. Ajrashdi. Ajrashgandan keyin unga fasl bo'ladi. Al-xitob kal-kitob yoki al-kitob kal-xitob degan qoida bor. Buni bilasiz buni. Kitobat xitobatga o'tadi. Agar o'sha zaksda biz er xotinlikdan ajrashdik deb yozsa, fasx bo'ladi. Qo'rqitiradan. Rozimisan ajrashga deb erga xotinga roziman deb qo'l qo'yib berar, ham aytadi, qo'l qo'yadi o'g'ri rostda. Sotun tasdiqlab. O'shanga fiktivni nikoh qilayotganlar ham ko'zini ochish kerak edi. Ajrashdik deb arizadan ajrashtirib olib, anu xotinga do'molayotganlar bor hozir. Yakka oila propiska qilayotganlar bor. Xotindan ajralib, uyga anaqa qilishyapti. Xotin emas, boshqa birovga zakisda o'tib olardi. Oldin bo'lardi, hozir bo'lmaydi. Bugungi kunda soqol qo'yuvchilar juda ko'p ekan, yoshlar ichida. Shuning uchun soqol juda qolar. Bu yuz yuvish endi farz. Yuvib qo'yadi, misol uchun tagiga tegmasa, misol uchun tahorat to'liq bo'lmaydi. Qanchadan massa tortsa bo'ladi, misol uchun. Tahoratni 5-chi farzi shu. Soqol qalin bo'lsa, ustidan mas tortiladi. Miqdor. Miqdori ko'radi, suv yetish yetmasligini ko'radi. U hilol sunnat. Masx tortiladi, bitta masx bo'ldi. Bu masx. Hilol sunnat u. Hilol sunnat. Ulug'radimi demak, katta bo'lsa ham, misol uchun, tagi yetmaydi, misol uchun. Hozir tagiga suv yetmasa masx bo'ldi. Masx. Masx oddiyki, osi, masx masx qilib bo'ldi. Kifoya. Ha, kifoya. 5-chi farzi shu. Bir qarz sunnat, bir qarz bo'lmasa makruh. 40 sa degan savol. Qirish harom. Soqolni qirish harom. Bir qarzni makruh deyishlik. Bu qarzni tashlayapti. Endi soqol to'g'risidagi bunga o'xshagan ixtiloflar ko'p. Ko'p. Masalan, umumiy ma'noda soqolni sunnati odatiyya deganlar ham bor. Bizning mutaaxir ulamolardan ham aytgani bor. Odatiy sunnat. Payg'ambar alayhissalotu vasallam boshqa din vakillariga xilof o'laroq soqolni uzun qo'yib, mo'ylovni qisqartirishni buyurganlar. Buni ham aytishib, odatiy sunnat deyilgan. To'g'ri, soqolga erkak kishini ziynati, e'tiborli bo'lishi yaxshi.
Lekin bu masalalardan qandaydir boshqa odamlarga ta'na qilish masalasini ko'tarmaslik kerak. Chunki boshqa masalalar bor. Masalan deylik, soqol qo'yish nima o'zi? Sunnat. Onangizni aytganda qilishingiz nima? Vojib. Siz bilmaysiz, bir odam onasi soqol qo'ymaydi deyotgan bo'lishi mumkin o'g'liga. To'g'rimi? Ona tushuntira olmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki dadasiga tushuntira olmayotgan bo'lishi mumkin. Ushnaqa masalalarda tashqaridan turib san makruhsan, san undaqsan desiz, oilani buzib yuborishingiz mumkin. Bu masala banda bilan Alloh o'rtasidagi ish. Haligi doppi ham shunaqa masalada. Doppini gapiraveradi, doppini gapiraveradi. To'xta, doppi men bilan Alloh o'rtasidagi ish. Men doppini ziynat ekanligini e'tiqodan amalan bilaman. Lekin kiymasligim bu men bilan Alloh o'rtasidagi ish. Sen aralashma meni dinimga. Men bilan Alloh o'rtasiga sen tushma deyiladi. Soqol ham shunaqa masalalarda. Chunki biz shunaqa jamiyatda yashayapmizki, o'zaro muomalalarimizda haq huquqlarga amal qilishimiz kerak. Sizni haqqingizni yeb qo'ymasligim kerak, sizga xiyonat qilmasligim kerak. Siz haqqingizni talab qilishingiz kerak. Meni doppimga sizni aralashishga mutlaqo haqqingiz yo'q. Mendan so'rang, doppa aytamanki, "Xudu zinataka ma'inda kulli masjid" deyman. Oyatni ham bilaman, hadisni ham bilaman. Namoz o'qiganda imkon qadar bosh kiyim bilan o'qishlikni afzal deb aytaman, mendan so'raganga ham shuni aytaman. Lekin nima kiymayapsan? Nima ishing bor senin? Kimsan sen meni tekshiradigan? Deydi-da bu odam, to'g'ri? Men bilan Alloh o'rtasidagi ish u. Men sen aytgan o'zanda yurishga majbur emasman men. Men kirib chiqadigan, men boradigan, men yuradigan yo'ldan sizdan yurishga majbur emassiz. Bu masalalar shaxsiy masalalar bo'lib qolish kerak. Qilsa taqvosi, ibodati, sabr qildi, sunnat. Eyvalloh, Alloh ajrini bersin. Qila olmasa Alloh taolo uni o'zi muvaffaq qilsin deyla uradi. Janjal to'polon shundan bo'lgan, qadimda ham. Soqolning tagini ko'tarib urishgan, qirgan bo'lsa o'ldirishgan. Sen degan anaqay botina ekansan deb. Uzun soqollilar degan Toshkentda jamoa chiqqan. Soqolni uzun qo'yishlik alohida jamoa, boshqa ishi yo'q. Na bir ilmiy ummatga taqdimoti yo'q, hech narsa, faqat uzun soqol. Din desa soqol. Ha, salla afzal, to'ppa to'g'ri. Salla islom ummatining ziynati. Hech kim inkor qilmaydi. Lekin boshqa odamlarga ham salla kiydirishga tazyiq qilish endi bu tajovuz bu. Nimaga? Nimaga? Men sallani ziynat deb bilaman. E'tiqodimda ziynat deb bilaman. Ahli sunna val jamoada e'tiqodda qabul qilgan narsani amalda taklif qilish, talab qilishga majbur emas hech kim. To'g'rimi? To'g'ri, biroz gunohkor bo'lish ehtimollari bor. Masalan, bir odam bir amalni qila olmayapti, lekin e'tiqodida uni amal deb bilyapti. Ahli sunna uni kofir demaydi. Xavorij uni kofir deydi. Shunaqa bo'lishimiz kerak. Amal masalasida ham afzalni, fazilatni aytaveramiz. Lekin fazilat boshqa odamga tiqishtirilmaydi. Chunki uni oilaviy sharoitini bilmaysiz. Oilani mustahkamligi ustun turadi. U biz aytayotgan ba'zi sunnat, afzal, fazilatli amallardan. Bilmaysiz, siyosatni bilmaysiz. Oila siyosatini bilmaydi hech kim, aralasha olmaydi. Eri xotinni taloq masalasi haqida kelsa, nima sababdan taloq qilding deb so'rashga haqqi bormi qozining? Haqqi bormi? Nima sababdan taloq qilganligini so'rashga haqqi yo'q. Nima bo'lganini so'ray olasiz. Taloq qaysi lafzlar aytding, nima qilding? Agar nima sababdan taloq qilding desangiz, ichkarida chimildiqda to'shakdagi masalani aytish kerak bo'lib qoladi ba'zan. Haqqi yo'q qozining unga. Nimaga aralashyapsan oilaga deydi. Mana shu bizga fan bu, ilm bu. Bir odamning oilaviy, shaxsiy masalalariga tashqaridan daxl qilishga hech kimni haqqi yo'q. Shogirdingizga aytishingiz mumkin, to'g'ri, shogirdga oilasi bilan ham aloqangiz bor. Uni mundoq qil, undoq qil deysiz, siz aytganingizni qiladi. Lekin ko'zingizga ko'ringan har bitta do'ppisiz odamni tanqid qilaverish to'g'ri emas. Afzalga keltirib qo'yibdi, lekin rohat etdingiz. Xudoga kerak emas. Majbur kelganlar. Endi bu boshqa dinga tegishli bu. Buni ham soqolni ham dinga sunnat deb qo'yish muhabbat qilib. Sunnat ham muhabbat qilib kelsinlar.
sünnet sünnetliğini bilir, bunu hacca acilliğini bilir, kiysin, bunu geçen bakası yok. Biz ha bu noktada. Keyin futbol keyfi olyapti. Fiqh bir paytlar o'ta jozibali fan bo'lgan. O'zi juda jozibali fan. Fiqhni hammamiz o'qiganmiz-ku. Fiqhni o'qigan odamning uyqusi qochadi. Ya'ni o'qigis kelaveradi, o'qigis kelaveradi. Ajoyib fan. Bizda o'sha ajoyibotlik yo'qolgan. Fiqhni bugungi kundagi, muxtasarni bugungi kundagi variantini biz chiqaraganimiz yo'q hali. Qilishimiz kerak, bular shug'ullanishimiz kerak. Bosh kiyimimiz ziynat ekanligi ya'ni tortishilmaydigan masala. Hozir Toshkentga kelib salla bilan yuring, siz bilan 10 dona odam gaplashadi xolos. 1000 ta odam sizni chetga itaradi. Bu odam deydi, devona mı bu deydi? Demak, bu joyda biz nimadandir bebahra qolyapmiz. Shariatda bosh kiyimning ziynat ekanligi to'g'risidagi masalalarni o'rganish kerak. Qaysi jihati buni islomga ko'ra ziynat? Ziynat deyapti. Tashqaridan bir ko'rgan odam sizga qarab, "Voy, bu g'alati ekanmi?" demasin. Holdek bo'ling, sizni ko'rganda havas qilsin, sizga o'xshab kiyinsin. Musulmon shunaqa bo'ladi deysin. Yarashadigan ishni qiling. U ma'noda to'g'ri. Bu bilan endi bosh kiyimni inkor qilib olish masalasi yo'q. Butun ummat ittifoqan aytadi. Hatto salafiylarni kattalari ham aytadi. Alboniyning gapi bor. Bosh kiyimsiz namoz makruh degan u ham. Chunki butun islom ummati bosh kiyim bo'lgan. Bosh kiyimsiz yurish boshqa din vakillarining ibodati hisoblangan. O'shdagi Abdulloh domla ajoyib bir misol keltirdi. Biz borganda shu misolni aytdi. Masjidga kelasizlar, bosh kiyim shapka bilan keladi deydi. Shapka bilan keladi, masjidga kiradi, namoz o'qiyotganda shapkani yechib qo'yib namoz o'qiydi deydi. Ushlarga aytdim, ukalar dedim deydi. Sizlarga bitta savol. Ibodat qilgani kirganda bosh kiyimni yechib qo'yish kim odati dedim deydi. Boshqa dinlarda cherkovga kirsa bosh kiyimni yechadi. Haligi maqol shunaqa, oldingizda shilyapamni yechaman deydi-yu, ta'zim u, hurmat ma'nosi. O'shanga xijolat bo'lib ketdagi bolalar deydi. Nimaga shapka turibdi boshingda? O'qiyver teskari qilib olib. Uni yechishing ibodat masalasida boshqa dinni odamlariga tashbih bo'lib qolyapti. Siz borganlarga ma'ruzalarda 90% imom bo'ldi deyildi-da. Ularda ham tashvish bo'lyapti-da. Ya o'zi boshlagan edi u kishi. Chunki muammo u kishini aytishi bo'yicha endi men o'zimni tahlilimni aytayin. Qolovuddin Mansur rahimahulloh o'shni ustunlaridan edi. Har qanaqa ahli ilm, ya'ni e'tiborli ahli ilm bir masalani chiqarishdan oldin bu kishiga kelib maslahat qilardi. Qolovuddin Mansur rahimahulloh qo'llaridan ushlab turgan ekan ularni. Yo jim turlaring, gapirmalaring ularga qarshi deb. Keyin masala shunda darajaga keldiki, bolalar oddiy oson narsaga ergashib ketadi-da, bu sal shunaqa narsa o'zi. Janjal boshlandi. Masjidlar ikkiga bo'linib ketdi. Domlani oldida, Abdulloh domlani oldida yurgan 18 yil yonimda yurdi deydi. O'zim qaradim, hamma narsasini qilib berganman deydi. Kelib siz adashgansiz deb turibdi menga deydi. Endi dedi, gapirmasak bo'lmaydi buni dedi. Keyin majbur bo'ldik chiqib gapirishlikka deydi. Chunki bular kirgan joyda ixtilof bo'ladi. Bular aralashgan joyda nafrat, janjal to'polon bo'ladi. Qayerda ko'rdingiz Maturidiy ahli sunna Hanafiyman deb yurgan odamni janjal qilayotganini? Ko'rmaysiz aslida. Faqat biz bechoramiz, har doim kaltakni yeymiz, indamay ketaveramiz. Endi kaltak yeb ularga yegan kaltagimizga qarshi javob qaytarsak bizni ko'p raddiya berasizmi deyishyapti. Voy, meni urmasa indamayman. Uryapti meni axir. O'zimni ursa mayli, ustozimni uryapti. Unga tosh otyapti. Olib toshini qaytib o'zining peshonasiga otyapman men. Mayli, meni uslubim sal yomonroqdir, lekin jim tursana. O'sha ma'noda boshlagan ular. U darsda boshlagan, hozir yangi bir masjidga o'tdi. Endi har juma xudo xolasi suhbat qiladi domla. Rasa o'yin qilishdi va siyosiylashtirishdi. Imom Xatib Bobotlar noyib imom.
Lekin har juma inshaalloh suhbat qiladi. Bilmayman qaysi masjidlarligini. Oldingi masjidni egalari har xullas har turli narsalarni o'yin qilishgan ekan. Abdulloh domla haqida o'zbek zabon musulmonlarini 90% ijobiy gap gapiradi-da, dinini shu odamdan oldi. Yoshlarning aksariyati shu odamdan oldi. U o'shda shu kishini hasad qiladiganlar bor. Men aytdim, yani yo'lda kelyotganda gapirdim. Men buni o'zimni tahlilim. Ular Abdulloh domla yoki o'tdagi Murodulloh domlalar aytgan gap emas. O'zimni tahlilim. Saylov bo'lib, men borgan kuni saylov ekan. Men bilmay borganman. Saylov kuni ekan. Saylov tugagan, saylov harom deb bir jamoa mitingga chiqqan, janjal xullas ancha gap so'z bo'lgan o'sha paytlarda. Keyin saylovgacha ham o'sha Abdulboriy degan bola bor edi. Abu Ja'far Madaniy degan. Madinada o'qigan, menimcha Madinada o'qimagan, Madinada yurib kelgan. O'sha Yusuf Davronga o'xshaganlarni ya'ni ixtiyoriga aqlini berib yuborgan bola. Men biroz bu bola haqida qo'porroq gapiraman, chunki qo'porroq gapirishga haqqim bor. Men bilan ichkada gaplashgan gaplari, yozishgan gaplarimiz bor. Men bu bolani bir kun barbuq ushlayman. Ikki og'iz ko'ziga qarab gapiradigan gapim bor buni. Keyin o'sha Murodulloh domla aytgan ekanki, o'zi aytar ekan. Mana shunaqangi har xil turli odamlar gapiraveradi-yu imomlarga qarshi. Imomlar undoq bundoq. Bularga qo'yib berish kerak. Kelib shular o'zi imom bo'lsin, xalq bilan ishlasin. Mana xalq bilan ishlaysiz. Imomlikni bilasiz qanaqaligini. To'g'rimi? Kim bo'lsa kelib dardini aytadi sizga. Dard eshitish bu oson emas. O'sha dard chekayotgan odam bilan teppeteng dardlanasiz. Ya'ni ham umrimizga Alloh taolo baraka bersin. O'lib ketadigan chimcho odam. Hammaning dardini ko'tarasiz. Shular ishlasin. O'sha Abdulboriy degan bolani bir masjidga imom qilishga. İmam qilgandan keyin bir hafta, iki hafta, bir oy, yarim oy ishlab, xalq uni qabul qilmagan. Xalq shikoyat qilgan qoziyotga. Bola bu bola bizga kerak emas degan. Bu men borishimdan oldin ancha oldin bo'layotgan ish. Bu kerak emas bu. Buni fikrlari, tushunchalari hamma yon dabdara qilyapti. Qilishib xalq ustidan shikoyat qilgan, qoziyot uni ishdan olib bo'lgan. Olib bo'lgan ishdan. İşten olib nuqta qo'yib e'lon qilishga qolganda saylov bo'lib qolgan. Saylovdan keyin e'lon qilamiz deb turishgan. Men saylov kuni bordim. Tavofiqni qarang. Saylov kuni bordim. O'tishim gap so'z yo'q. Qaytib kelayotganda men jonli muloqotda qaydandir shu bola xayolimga keldi-da. Sen bilan ko'rishmoqchi edim, kelmading dedim. Keyin uni ertasi kuni ishdan olib tashlashdi. E'lon qilishdi, ishdan olinganini oldi. Endi buni siyosiylashtirib, ana Abror Muxtor Ali keldi o'shga. İkide katta katta imamını işten op gitti. Küçüm mü kalayın? Bir payetler Mısır'da Abdullah Zufar'ı kamatıp koyuyordum. Mahmut Abdülmumun'u Ukrayna'da kamattırıp koyuyordum. Interpol'a zakas kıldı. Allah Ta'ala onların közü de bizde haybetliği kılıp kursatı getirdiğim Allah'a hamd olsun. Mutlaka bizde alakamız yok. Biz tahlili karışlar bile ettik. Biz doğru çıkı yaptık hepimiz. Halk kabul kımagen bu balanı. Kabul kımagen. Yani nima deb gap tarqatyapti o'sha bola? Abdulloh domla Abdulboriyni ko'ra olmaydimish. Abdulloh domla Abdulboriyni ko'ra olmas ekan. Tashbih joiz bo'lsa, quyosh o botqoqda yotgan qo'ng'iz bor haligi tilla qo'ng'iz. O'shani ko'ra olmas ekan nurini. Quyosh qayoqda-yu, u qo'ng'iz qayoqda u? Abdulboriyni men gapirmasam hech kim tanimasdi-da o'sha. Tanimak Hozir ham tanimaysiz, suhbatini eshitsangiz, ovozini o'xshatmaysiz ham. Bilmaysiz, unga qanday hasad qilish mumkin. Abdulloh domlani o'zbek zabon musulmon odam har qanaqasi ovozini eshitsa taniydi, o'zini ko'rsa tanimasligi mumkin. Toshkentga kelib yuraman deydi, Toshkentga kelib savdo sotiq qilib yurarkan. Tanimaydi odamni. Gapirsam tanib qoladi deydi. Ovozidan tanib qoladi. Bir joyda qovun olyapman deydi. Qovunni kelishdim deydi, narxini kelishib endi pulni beraman deb shu narxi qancha yoki bo'ldi kelishdik desam ovozimdan tanib qoldi deydi. Nomanga tikilibdi dedi. Ha, o'sha odamman, pulini olasan deb majburlab cho'ntagiga tiqib ketdim deydi. Ya'ni bu odam kimga hasad qilishi mumkin? Hasad ya'ni bu shunaqa narsa. Demak, Abdulloh domlaga hasad qiladi ular. O'zlari aytayapti bu gapni. To'lqin domla
To'lqin domla men taxminim bo'yicha Rashodxonning masjidida imom u. Ha. Rashodxonning masjidiga imom u. İmam bo'lganligi uchun u joydagi bolalar fikriy tushunchalari o'shaqa odamlar. Ularni fikrini o'ziga chaqirishlikni eng zo'r yo'li Abror Muxtor Aliyga sakrash. Abror Muxtor Aliyga hujum qilsa, unga atrofida kim bo'lsa yig'ilaveradi. Menga qarshi Alkashni oldida turdi salafiylar. Alkashni og'zidan guppullab aroq hidi kelib turibdi, shu bilan bitta mashinada kelyapti uyimga. Salafiy keldi, kelganiga yarasha ko'rdi o'zi ham. Misol uchun. Nasroniy bilan bahs qilyapman. Nasroniy missioner. Nasroniy aytayaptiki, sizlarning kitobingizda Alloh 5 ta narsani qo'li bilan yaratgan, deyapti. Mana aytayapmanki, sen tushungan a'zo emas bu. Qo'lni aynan Alloh o'zini qo'li bilan odam yashagansingina yasagan degan gap yo'q. Desam, salafiylar shunaqa deydi-ku, deyapti menga. Men aytayapman, salafiylar bilan kelib mendan so'ra deyapman. Qo'shilib kel deyapman. Bir kun o'tgandan keyin Abdurrohim Shoshiy degan salafiylarni echki emari o'sha mavzuni kesib qo'yib qo'yibdi. Salafiylarni yoqlab nasroniy bilan menga hujum qilyapti. Nasroniy bilan ham birlashadi bular. Ya'ni islom ummatiga bularning foydasini xalq tarix ko'rgani yo'q. To'lqin domla shunaqa qildi. Menimcha taktika qildi. Shunaqa qilsa shunaqa gap gapirsa go'yoki odamlar uni qabul qiladi. Keyin telefon qilganimda eshitdingizmi? Taqsirim hazratim, taqsirim hazratim. Yana 29 minutlik gapim bor. Gaplashganimiz bor. Turibdi u menda. O'tda bo'yniga qo'yganman har bitta narsani. Aytgan gapiga dalil so'raganman. Yo'q dalil. Men bilmabman, uzr, men bilmabman, uzr bilan ketgan. Keyin u yoqdagi o'shni siyosatini bilmaymiz-ku biz. Qo'yaymi desam, u yoqdagi o'sha bir ikkita yaqin o'rtoqlarim, tanishlarim, ahli ilmlar qo'yman kerak emas deydi. Kutib turibman, qo'yayotganim yo'q. U domla hozircha jim. Jim bo'lsa biz ham jimmiz, qaytsa yana qaytamiz. Chiqish bo'ldi. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Umma duo qilsinlar. Bilim olib,